Herkese merhaba. Şahane bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar. Ben Erkan Kandemir. Analize başlamadan önce kanalıma abone ve bildirim açarak önceden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Desteğinizi unutmayın. Zalim İslam'ın yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Nedim Şeniz'den intikamını almasına sevinene ve Şeniz bu yaşadıklarına hak etti diyenler aşağıda beğen tuşuna basarak böylelikle hep birlikte sayımızı görmüş olalım. Bakalım bu fikirde kaç kişiyiz arkadaşlar. Ayrıca Zalim İstanbul dizisini çok seviyoruz ve final yapmasın diyenler aşağıda beğen tuşuna basmayı unutmasın ve hep birlikte sayımızı birlikte görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle analizlerimizden bahsettiklerimiz çıktı ve şimdi artık Şeniz adeta Nedim'in eski hali gibi tekerlekli sandalyede yaşamına devam edecek. Şeniz konuşmayacak ve yürümeyecek. Cenk ise Cemre'ye Ceren'in bebeğinin ondan olduğunu söyledi ve artık Cemre ile Cenk aşkının olması pek mümkün görünmediği ifade edelim. Çünkü Cemre idealleri ve gururu olan bir karakter, bunun üzerine Cenk defterini artık kapatacaktır arkadaşlar. Dizinin son bölümde doğru ise Ceren eve gelen bebeğin kendisinden olduğunu öğrenebilir. Arkadaşlar, Şeniz uyanınca Agah Şeniz'den intikam almaya devam edecek. Şeniz'in tekerlekli sandalyeye yaşamasına bakmadan kendisinin Nedim'in ve Cenk'in hayatının elinde aldığı için ona bunları yanında kar bırakmayacak. Dizinin sonlarına doğru Şeniz bir hamle yapabilir arkadaşlar. Ve bu kez kesin olarak ölebilir arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Cenk bedel ödemeye hazır olduğunu söyledi. Ancak Nedim Cenk'i affedebilir ve Şeniz'den aldığı intikam Nedim için yeterli olabilir. Cenk Nedim'e yaptıklarının vicdan azabını çekerken bir de annesinin bu hale gelmesiyle Nedim'in Cenk'i affetmesine sebep olacaktır. Zalim İstanbul dizisine ne yazık ki erken final kararı aldı arkadaşlar. Zalim İstanbul dizisi 39 bölümün ile 6 Nisan 2020 Pazartesi akşamı final yapacak. Bu tarz fragman ve analizler için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.